Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması ve taktikleri daha ilk günden Moskova'nın Suriye'deki politikalarını mı uyguladığı sorularını gündeme taşıdı. Peki bu ne anlama geliyor? Düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Rusya'nın bölge politikalarını araştıran Anna Borshkevskaya'ya göre Rusya Suriye'de uyguladığı 3 taktiği Ukrayna'da kullanıyor. So on a tactical level the use of airspace forces is one tactic. Hava kuvvetlerinin kullanılması birinci taktik. İkincisi Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da da siviller acımasızca hedef alınıyor. Üçüncüsü de çatışmalara ara vererek ateşkesi, insani yardım koridorlarını, gerilimi azaltma anlaşmalarını kullanarak Rusya aslında stratejik avantaj kazanmaya, askeri kuvvetlerini yeniden konumlandırmak için mesafe almaya çalışıyor. Bunu Suriye'de gördük. Rusya, Esad rejimiyle birlikte sivil nüfusu bombaladı. Halka boyun eğdirmek için bombaladılar. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'da bunu çok daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Suriye'nin Rusya'nın daha kapsamlı bir askeri harekatı bir bakıma test ettiği, savaş deneyimi kazandığı bir saha olduğunu söyleyenler de var. Düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin Orta Doğu uzmanlarından Jose Pelayo da bu görüşte. Rusya'nın Suriye'deki taktik kitabı bugün Ukrayna'da şahit olduğumuz şeyle karşı karşıya olmamızın ana nedeni. Rusya, Ukrayna'nın kıyısı olan Karadeniz ve Azak Denizi ile Doğu Akdeniz'i güney topraklarını korumak için hayati görüyor. Moskova, Suriye'nin Tartus kentinde bir deniz limanı ve hava üssüne sahip. VOA Türkçe'nin konuştuğu Atlantik Konseyi uzmanı Jose Pelayo da bu üslerin rolüne dikkat çekiyor. And of course, Russia's bases... Rusya'nın üsleri hiç bu kadar önemli olmamıştı. Özellikle de Türkiye'nin Rusya'nın Rus savaş gemilerinin İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kullanmasını kısıtlama kararından sonra. And the Dardanelles, which was crucial to making the bases of Russia in Syria so important today. Putin'in Şam yönetimiyle yakın bağları, Suriye'nin 2 Mart'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan geçen ve Ukrayna saldırılarının kınandığı tarihi karar tasarısına Rusya ile birlikte karşı çıkan 4 ülke arasında yer almasında da kendini gösterdi. Aynı genel kurul olağanüstü toplantısında İran çekimser kaldı ancak NATO'yu kınamaktan geri kalmadı. İran ve Rusya 2015'ten beri Suriye'de işbirliği yapıyor. Ancak aynı yıl İran, Batı ile imzaladığı nükleer anlaşmadan istediği ekonomik karşılıkları alamayacağını da görerek Rusya ile ticari ve askeri ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyordu. Washington Enstitüsü'nden Anna Borshkevskaya, Rusya'nın İran nükleer anlaşması ile ilgili müzakereler sırasında sık sık Tahran'ı desteklese de Ukrayna işgalinin ortasında tamamen farklı davrandığının altını çiziyor. İran görüşmelerini durdurdular ve Rusya-İran ticaretinin engellenmeyeceğine dair yazılı garantiler talep ettiler. Bu talebin Rusya'nın şu anda hissettiği eşi benzeri görülmemiş izolasyonla ilgisi var. 2020 yılında Ukrayna'ya ait bir uçağın İran hava sahasında devrim muhafızlarınca düşürülmesi ve 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamasından bu yana da Tahran-Kiev hattında gerilim zaten yüksek. Amerika'nın Orta Doğu'daki bir numaralı müttefiki İsrail, özellikle Suriye'deki İran destekli grupları hedef alan askeri hareket serbestisine göz yuman Rusya'ya açık şekilde tavır almaktan kaçınıyor. İsrail kendisini belki de diğer ülkelerden daha çok zor bir durumda buluyor. Çünkü İsrail bir demokrasi ve Sovyetler sonrası Ukrayna'dan ve diğer bölgelerden gelen çok sayıda göçmene ev sahipliği yapması dahil birçok düzeyde Ukrayna'yla özdeşleşiyor. Tahminlere göre İsrail'in Rusça konuşan nüfusu yaklaşık 1 milyon 200 bin. Bu nüfusun 900 bininin de Yahudi olduğu sanılıyor. Son 30 yılda eski Sovyetler Birliği'nden İsrail'e gelen bu nüfusun yaklaşık 1/3 birinin Rusya'dan, bir o kadarının da Ukrayna'dan göçtüğü belirtiliyor. Ukrayna'dan göç etmesi beklenen Yahudilere kucak açacaklarını söyleyen İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir yandan taraflar arasında diyaloğu sağlamak için geçen hafta gizlice Moskova'ya gitti. It has attempted mediation attempts like Turkey.
İsrail, Türkiye gibi ara buluculuk girişimlerinde de bulundu. Ancak bu çabaların hiçbiri meyve vermeyecek. Çünkü nihayetinde Rusya tıpkı stratejik ve taktik avantajları için ateşkes ve çatışmalara ara verilmesini nasıl kullanıyorsa görüşmelere de öyle yaklaşıyor. Bu aşamada gerçek barış görüşmeleriyle ilgilenmiyor. Ukrayna'daki savaşın enerji piyasalarını etkilemesi ve petrol fiyatlarında ciddi artışa neden olması kaçınılmaz. Amerikan Enerji Enformasyon Dairesi'nin 2020 verilerine göre Rusya, Amerika ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi ve doğalgaz üretiminde de Amerika'dan sonra ikinci sırada geliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki devletlerin tek başına Avrupa'nın ana enerji sağlayıcısı olarak Rusya'nın yerini alması beklenmese de Batı'ya karşı ellerini güçlendiriyorlar. Rusya'nın Ukrayna'yı istilası Arap ülkelerinin Amerika ve Batılı müttefikler karşısında daha fazla koz sahibi olmasını sağlıyor. Bunu petrol fiyatları ve enerji piyasaları ile ilgili tartışmada gördük. Önümüzde Amerika'nın stratejik ortakları olarak görülen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Piyasaya daha fazla petrol pompalayabilirler ama buna pek istekli görünmüyorlar. Katar'a NATO dışı önemli müttefik statüsü verilmesi de bu çerçevede görülebilir. Bölgedeki en büyük Amerikan hava üssü El Udey'de ev sahipliği yapan Katar ise Rus gazına bağımlı olan Avrupa'ya daha fazla gaz ihraç edebileceğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda tarafsız bir duruş sergilemeye çalışsa da yakaladığı diplomatik ve ticari fırsatlar 10 Mart'ta Amerika tarafından NATO dışı önemli bir müttefik ilanıyla sonuçlandı. Bu statü ne Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne de Suudi Arabistan'a verilmiş durumda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Batı'nın fiyatları dizginlemek için petrol üretimini arttırma baskısına direndi ve Riyad ve Moskova'nın önderlik ettiği OPEC Plus Petrol Üreticileri İttifakı'na bağlılıklarını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri geçici üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 26 Şubat'ta Ukrayna'nın işgalini kınayan karar tasarısında çekimser kaldı. Krizin bazı bölge ülkelerinde gıda güvenliğini tehlikeye atabileceği ve bölge genelinde istikrarsızlığa neden olabileceği ise en büyük endişe. Potansiyel bir gıda krizi şimdiden etkisini göstermeye başladı. Son yıllarda Rusya buğdayın ihracatında liderliğe yükseldi ve Ukrayna da çok gerisinde değil. Ve her iki ülkenin ihracatının büyük kısmı Orta Doğu'ya gidiyor. Yani başta Mısır, Lübnan, Suriye, İsrail, belki Libya gibi ülkeler kesinlikle bunu hissedeceklerdir. Atlantik Konseyi'nden Jose Pelayo da dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ın ithalatının %80'inin Rusya ve Ukrayna'dan olduğuna, Lübnan'ın buğday ihtiyacının %60'ının da Ukrayna'dan geldiğine dikkat çekiyor ve uyarıyor. Artan gıda fiyatlarının, özellikle de artan ekmek fiyatlarının bölgenin istikrarı üzerindeki yıkıcı etkilerini zaten Arap Baharı sırasında gördük. Artan ekmek fiyatları çalkantıların önemli bir katalizörüydü. Bu ne yazık ki Arap Baharı'ndan bu yana değişmeyen bir şey. Uzmanlara göre bu belirsizlik içinde bölge ülkelerinin liderleri şu anda Amerika'ya güvenemiyor ve bu nedenle de dış politikalarını çeşitlendirmeye, Rusya hatta Çin'le de ilişkileri geliştirmeye çalışıyorlar. Jose Pelayo, Rusya'nın Ukrayna işgaline benzer bir senaryoyu Çin'in Tayvan'da uygulaması olasılığına dikkat çekiyor. Arap devletleri, özellikle petrol üreten ülkeler, başlıca güvenlik ortağı olan Amerika ile bölgedeki en büyük ticaret ortağı olan Çin arasında verilecek korkunç ve zor bir kararla karşı karşıya kalabilirler. Arap devletleri bu meseleyle yakın zamanda yüzleşmek zorunda. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.